Zeynepler şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda çok kolay ve çok lezzetli börek yaptım. Şimdi nasıl yapmışım hep beraber izleyelim. Börek yapmaya önce iç harcıyla başlıyorum. İç harcı için 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tavanın içerisine alıyorum. Yağ ısınınca ince ince doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Soğan hafif pembeleşince içerisine 400 gram kadar kıyma ilave ediyorum. Ve kıymayla soğanı kavuruyorum. 2-3 dakika soğanla kıymayı kavurdum. Şimdi de 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum. Ve 2-3 dakika kadar da yine salçayla beraber kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı da çörek otu ilave ediyorum. Ben çörek otunu iç harcında da seviyorum. O yüzden içine ve dışına da ilave ediyorum. İç kısmında da gayet lezzetli oluyor. Şimdi bunları bu şekilde karıştırıyorum ve 1 dakika kadar bu şekilde kavuruyorum. Ve sonra ocaktan alıyorum. Şimdi de böreğin sosunu hazırlıyorum. Sosu için 1 su bardağı kadar yoğurdu ilave ediyorum. İsterseniz süt de ilave edebilirsiniz. Yumuşak bir börek istiyorsanız yoğurt ilave edin. Çıtır çıtır bir börek istiyorsanız süt ilave edin. Ardından ise 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. 3 adet yumurta ilave ediyorum. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. Bir tutam da tuz ilave ediyorum. Ve bu malzemeleri çırpıyorum. Evet, böreğin sosu da artık hazır. Şimdi de yufkayı tamamen açıyorum. Ve üzerine sos ilave ediyorum. Ve her tarafını yufkanın sosluyorum. Her tarafını sosladığım yufkayı şimdi de şöyle ikiye katlıyorum. Şu üst kısma da yine sos ilave ediyorum. Ve bu bölümü de sosluyorum. İç bölümde kalan bölüme kıymalı harcı ilave ediyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine bütün yufkaları bu şekilde diziyorum. 5 tane yufkayı bu şekilde hazırladım. Şimdi ise kalan sosun içerisine ayırmış olduğum yumurta sarısını ilave ediyorum. Ve bu sosu da yufkaların üzerine sürüyorum. Üzerine de şöyle çörek serpiyorum. Dilerseniz susam da serpebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Böreği fırından çıkardım. Çok güzel kızarmış. Şimdi de üzerine temiz bir bez örtüyorum ve daha sonra dilimleyeceğim. Evet, üzerindeki örtüyü kaldırdım. Biraz dinlendirmiştim. Şimdi şöyle bakalım kıvamına. Gerçekten çok yumuşacık olmuş. Şöyle de dilimlemek istiyorum. İçini de şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel yumuşacık bir börek hazırladım. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.